Ana, baba, kardeş, evlat, yar yok, yaren yok. Nar olur gurbette bayram sabahı. Hasta olsan hallerini soran yok, zor olur gurbette bayram sabahı. Bir derin yaradır bağlayamazsın, damla damla dolar çağlayamazsın. Yutkunur yutkunur da ağlayamazsın, kor olur gurbette bayram sabahı. Evet, şairin de dediği gibi, gurbette bayramı geçirmek öyle zordur ki, sevdiklerinizden uzakta bir bayram nasıl yaşanır bilir misiniz? Gurbette olmak her açıdan zordur. Aileniz, sevdikleriniz hep içinizde bir özlem olarak durur. Uzakta olmanın verdiği buruklukla hep kötümser düşünürsünüz. İyi olup olmadıkları, size ihtiyaçları olup olmadıklarını aklınızdan hiç çıkmaz. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Çeşitli sebeplerle gurbete, sılaya çıkarız. Yaşam koşulları, ekmek parası der, kendimizi avuturuz. Gurbetin acısını kavuşma ümidi ile hafifletmeye çalışırız. Nasılsa bir gün geri döneceğiz deriz. Günlük koşuşturma içinde bazı duygular geri plana atılır. Özlemler, hasretler bir kenarda durur. Ama bayram geldi mi, hepsi ön plana çıkar. Gurbette kendimizi öylesine yalnız hissederiz ki, hiçbir şey bu yalnızlığı dolduramaz. Sevdiklerimizin yanında olmak isteriz. Birlikte geçirdiğimiz güzel bayramları hatırlarız. Çevremiz içinde yaşadığımız her şey bize yabancılaşır. Duygusallığımız en üst düzeylere çıkar. Kırılganlığımız artar. Bayram sabahı bomboş bir eve uyanırız. Öylesine çaresiz ve kimsesiz hissederiz ki kendimizi, boğazımızda düğümlenen yumru gitmez. Gözler ağlamak için bir neden aramaz. Çünkü zaten nedeni vardır. Özlem, hasret öylesine büyümüştür ki göz pınarları akar. Ağlamak insanı rahatlatır, içindeki hüznü alır. Bayram sabahı gurbette elinizdeki tek imkan telefondur. Teknoloji sayesinde biraz da olsun özlemler giderilir. Sevdiklerimizin neler yaptığını, kimlerin gelip gittiğini sorarız. Bir şekilde oradaymış gibi hissetmek isteriz. Uzakta da olsa bir gün sevdiklerimizi göreceğimiz ümidiyle bir dahaki bayrama der avunuruz. Ya bir daha hiçbir bayram göremeyeceğimiz sevdiklerimiz? Onların acısı daha bir garipleştirir bizi. Ne kadar istesek de onların bir daha hiç göremeyeceğiz. Özlemimiz, hasretimiz hep var olacak. İçimizde kanayan bir yara olarak kalacak. Yaralar kabuk tutar, ancak bayram sabahları bu yaraların kabuğu kalkar. Sanki o sevdiklerimizi daha dün kaybetmişiz gibi kanar. Zaman ilaç olmaz, yarayı büyütür. Sadece günlük yaşamda üzeri bir kabuk gibi örtülür. Bayram sabahları tüm duygular gibi o yarada açılır. Siz gurbette bayram sabahı nasıl olur bilir misiniz? Öyle tatlı telaşeler, koşuşturmalar yoktur mesela. Olağan günlerden biridir. Belki biraz daha buruk, biraz daha mutsuz. Şehirler büyüktür. Tanıdık eş dost sayısı küçük. Kapının zili çalınca heyecana kapılırsınız. Sayısı küçük tanıdıklar sanırsınız. Ama bir kez daha yıkılırsınız. Kapıyı çalan ya davulcu, ya çöpçü, ya da bayram şekeri toplayan çocuklardan başkası değildir. Az çalan kapı ziline karşılık susmaz telefonun zil sesi, mesaj sesi. Siz hiç bilir misiniz gurbette bayram sabahı nasıl olur? Sadece kuru bir söz ile ana babanızın bayramını kutlarken burnunuzun direğinin sızladığını hissettiniz mi hiç? Acaba bir bayramımız daha var mı diye akıttınız mı gözyaşlarınızı?
Ben bilirim gurbette bayram sabahlarını. Dilinde sitem, kısaca zordur gurbette bayram sabahı. Anneden, babadan, evlattan, yardan ve yarenden uzakta bir gurbet bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ana, baba, kardeş, evlat, yar yok, yaren yok. Nar olur gurbette bayram sabahı. Hasta olsan hallerini soran yok, zor olur gurbette bayram sabahı. Bir derin yaradır bağlayamazsın, damla damla dolar çağlayamazsın. Yutkunur yutkunur da ağlayamazsın, kor olur gurbette bayram sabahı. Evet, şairin de dediği gibi, gurbette bayramı geçirmek öyle zordur ki, sevdiklerinizden uzakta bir bayram nasıl yaşanır bilir misiniz? Gurbette olmak her açıdan zordur. Aileniz, sevdikleriniz hep içinizde bir özlem olarak durur. Uzakta olmanın verdiği buruklukla hep kötümser düşünürsünüz. İyi olup olmadıkları, size ihtiyaçları olup olmadıklarını aklınızdan hiç çıkmaz. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Çeşitli sebeplerle gurbete, sılaya çıkarız. Yaşam koşulları, ekmek parası der, kendimizi avuturuz. Gurbetin acısını kavuşma ümidi ile hafifletmeye çalışırız. Nasılsa bir gün geri döneceğiz deriz. Günlük koşuşturma içinde bazı duygular geri plana atılır. Özlemler, hasretler bir kenarda durur. Ama bayram geldi mi, hepsi ön plana çıkar.